Parfüm uygulaması ile ilgili tabi bir sürü de efsane var. Yani bir kısmı yanlış, bir kısmı gereksiz. Bunlardan birkaç tanesini paylaşmak istiyorum. Mesela kulak arkasına parfüm sıkılmasından bahsediliyor. Halbuki kulak arkası parfüm sıkmak için doğru bir yer değil. Çünkü orada bizim yağ bezelerimiz var. Zaten e, elinizi, parmağınızı şöyle hafif kulağınızın arkasında oluşturup burnunuza götürdüğünüz zaman kendinize ait bir koku hissedeceksiniz orada. O kokunun parfümle beraber karışması tabi çok tercih edilen bir şey değil. Yani orası nötr diyebileceğimiz, steril bir ortam değil. Esas olan e, daha temiz bir yer olan şu çeneyle e, kafa tasının birleştiği yer, kulağın altı yani kulağın arkası değil. Aynı zamanda orası da bir nabız e, fonksiyonu gördüğü için tabii moleküllerin havaya karışmasında etkiliyor. Daha doğru bir hareket olmuş o. Dolayısıyla hem kokusuz hem de havaya karışmasını çabuklaştırıcı bir yer olduğu için kulağın arkası değil kulağın altı e, önemli olan. E, bir ikinci e, bahsedilen şey e, havaya parfüm sıkıp içinden geçmek bunu tek kelimeyle israf diye özetleyebileceğim bir durum. Zaten çok eski bir uygulama değil 1970'lerde bir parfüm markasının lanse ettiği bir uygulama bu. çok da kuvvetli bir parfüm olduğu için yani direkt tene sıkıp da çok agresif bir algı olmasın diye böyle bir parfüm bulutu oluşturup hafifçe içinden geçmek diye değerlendirilmiş. Çok fazla parfüm harcıyorsunuz. Burada tabi bu kadar parfüm harcamanıza bulut oluşturup içinden geçmenize çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Aynı zamanda eğer üzerinizde açık renk bir giysi varsa tabi o bulut dediğimiz kokulu molekül bombardımanın içinde giysilerinizi de lekeleme şansınız var. Bir de daha da komik diyebileceğim bir durum var ki bu bilek oluşturduğumuz zaman moleküller parçalanır diye bir efsane çok fazla dolaşıyor. Tabii ki bizim bileklerimiz keşke olsaydı ama öyle bir molekülü parçalayıp atomlarını ayrıştırabilecek kadar teknik bir özelliğe sahip değiller. İnsanlar bunu laboratuvarlarda falan yapıyorlar. Dolayısıyla bilek oluşturarak molekül falan Parçalamayız. Sadece e, ısıtırız moleküllerin daha çabuk havaya karışmasına sebep olmuş oluruz. Bu da ne sonuca götürür bizi? E, bahsetmiştim parfümler aslında havaya karışma sürelerine göre moleküller açısından bir piramidal yapı içindedir. Yani üst notalar, kalp notalar, dip notalar belirli zamanlar içinde havaya karışırlar. Daha doğrusu parfümör parfümü tasarlarken bunların belirli zaman içinde havaya karışmasını kompozisyonun bir parçası olarak değerlendirir. Biz bileyi oluşturduğumuz zaman bu süreci hızlandırmış oluruz ve mesela üst notaları tamamen atlayabiliriz o hızlı e, koku o havaya yayılmasından dolayı. Bunu da şuna benzetebilirim. Bir müzik parçasını, 5 dakikalık bir müzik parçasının ilk 1 dakikasını atlayarak dinlemek veya bir filmin ilk 10 dakikasında karakter tanıtılan bölümünü atlayarak filmi seyretmeye başlamak gibi bir durumla karşı karşıya kalabiliriz.